kalıyor. Kanman yok mu? Artık iyi olur artık. Geniş olur. Hadi olmuş bir yavrucak. Baksana. Abi köpek balığı da olabilir, balina da olabilir. Köpek balığı durmaz böyle ya. Allah'tan bilen birine sorundur. Kuyruğundan çekip seni... Grampus griseus dediğimiz boz yunus türü bu. Saat 11.30'da sahil güvenlikten bize bir görüntü geldi. Erdemli sahillerinde kıyıya yakın bir yerde yunusu canlı halde gördük yüzerken. Tabi bu normal bir davranış değil. Çünkü bu neritik dediğimiz yani açık deniz görülen bir yunus türü. Daha sonra zaten çok sürmedi. 2,5 saat sonra yunusun karaya vurduğunu öğrendik. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleriyle birlikte Deniz Canlıları Müzesi'ne getirdik. Tabi buradaki amacımız hem türü tespiti, cinsiyeti ve belli morfometrik özelliklerini ve aldıktan sonra da türle ilgili aslında nekropsi yapıp hangi neden öldüğüyle ilgili bulguları aslında belirlemeye çalışıyoruz. Baktığımızda dişi bir birey, yetişkin bir birey, 335 santim boyunda, 360 kilogram ağırlığında. Yani çeşitli yaralanmalar var üzerinde. Tabii bu yaralanmaların bir kısmı bu hayvan sosyal bir hayvan olduğu için kendi bireyleriyle mücadele ederken oluşan bireyler, yaralar. Onlar zaten eski görülüyor. Ama yeni oluşan yaralar daha çok bir balıkçı ağında takılarak hasar aldığını gösteriyor. Bu hayvanlar yer, yön, avlarını ekolokasyon dediğimiz bir sonar sistemiyle aslında tespit ediyorlar. Su altındaki gürültüler, çeşitli sismik durumlar bu hayvanların da karaya vurmasına sebep olabiliyor. Ekosistemdeki önemi besin zincirinin en üstünde bulunarak bulunup besin zincirinde aslında bir regülasyon görevleri var. Bunun dışında genellikle derin denizlerdeki kafadan bacaklılar dediğimiz kalamar gibi deniz canlılarıyla beslenen aslında neritik dediğimiz derin deniz sistemine ait bir deniz memeli türü ve bu anlamıyla da çok önemli, deniz ekosistemi için çok önem arz ediyor. Geçen sene aynı dönemde Mart'ın sonu, Nisan'ın başı gibi Hatay Arsuz'da kıyıda şeyi gördük, yüzerken gördük. Daha sonra 2-3 saat sonra yine orada da kıyıya vurdu. Çok ilginç bir şey, bir yıl sonra da Mersin'de bu gerçekleşti. Bu durum tabii ki ilginç çünkü bu hayvanlar dediğim gibi açık deniz türleri ve özellikle yani kıyıya gelmeleri anormal bir durumu gösteriyor ve karaya vurmaları da aslında anormal bir durumu gösteriyor. Bu hayvan genç dediğimiz yani genç bir yetişkin yani daha yani yaşı olarak da hani hayatta kalabilecek bir tür ama dediğim gibi insan faaliyetleri özellikle balıkçılık ve çeşitli denizde yapılan faaliyetler aslında bu yunusları da tehdit ediyor. Sularında kıyıya yakın şekilde canlı haldeydi. Kıyıya yaklaşması tabii anormal bir durum. Kıyıya vurdu hayvan öyle bir şekilde. Bunlar sosyal hayvanlar ve buradaki izler daha çok birbirleriyle mücadele ederken oluşan izler kıyıyla oluşmuş olabileceğini düşünüyoruz. Bu yunusun şöyle sonar benzeri bir şeyle yapıyorlar, sistemle yapıyorlar. Tepleri var ve dediğimiz gibi yani bu yunus saat 11.30 sularında Erdemli'de canlı halde kıyıya yakındı. Erdemli sahillerine kıyıya vurdu.
kardeşim. İşte. Düzeye getirdik. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız?